Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi evden çıktım. Fakat motor giderken birden böyle bir yalpalamaya başladı. Ve arka lastiğimiz artık patladı mı, indi mi diyeceğim. Geçen camdan geçtik ya, ondan dolayı da olabilir. Şimdi ne yapsam? Poyraz'ı bir arayıp söylesem mi? Nerede yaptırabiliriz bunu? Motosiklet lastiği yapan neresi var? Daha kahvaltı falan hiçbir şey yapmadım. Evden çıktığım gibi siparişi. Bu arada bugün bütün marketler açık değil. O yüzden sıkıntı yani. Ya bu yan yan gidiyoruz vallahi. Ben anlamadım bu durumu. Allah'ım oğlum, ama bir tuhaf oldu. Birden yolda düz giderken birden laps dedi ama. Tuhaftı yani. Bakalım çalışsın bu, ısınsın. Bence yanaktan kaçırdı ama. Biri yedi, biri delmiş olabilir mi ya? Belki de adam çantayı çalamadı, sinirlendi, arka lastiğimi indirdi. Baksana oğlum. Yanakları da pişirttik bu arada ya. Evet. Kayıttayız abi. Lastiğimiz patlamamış. Sadece havası inmiş. Şimdi bir sipariş geldi. Onu götüreceğim. Bu arada kameranın açısıyla sürekli oynuyorum. Bakalım, inşallah bu doğru bir açıdır. Güzel bir açıdır. Motor gitmeye başlamış lan. Niye böyle? Abi motor gitmeye başlamış. Din uçurumlarda can. Bugün marketlerin %80'i kapalı bu arada. Nöbetçi marketler var. Onların etrafında bekleyeceğiz artık. Şu siparişi attıktan sonra oralara geçeceğim. Hava da bugün biraz serin. Montun da astarını çıkardım, incecik oldu. Ufak bir üşüme geldi şu an. Döndüm abi sola. No kaçmış. Merhaba. Merhaba. Al anneciğim. Teşekkür ederim. İyi günler. Siparişimizi teslim ettik. Şimdi Demar Emniyet Evleri'ne gidiyorum. Bizim batarya almak lazım buna. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar. 8. vlog ve yeni bir sipariş. Şimdi helvacı Ali'den alacağım ve Hamidiye'ye gideceğiz. Bugün ama serin birazcık. Beğenmedim bu durumu. Çekmişler ki. Kolay gelsin. 02 galiba.
Bakıyorum. Aynen 02. 109 TL mi, ben mi yanlış görüyorum? 109. Kolay gelsin. Abi burası nasıl 109 lira, gözünü seveyim. İki parça bir şey var. Evet, şimdi şöyle koyuyoruz. Kapatıyoruz. Evet, şimdilik aldık gidiyoruz. Seyran Tepe mod. Kayıttayız. Evet, yeni bir sipariş ve Helvacı Ali. Bu arada birkaç tane paket attım, o sıra kayıt yapmadım çünkü kamerayı şarja takmıştım. Şarjı çok hızlı bitmeye başladı. Benim bunu artık bir yedek batarya almam lazım. Batarya bittiği zaman çıkartıp o bataryayı takmam lazım. En sağlıklısı şu an bu şekilde olacak. Bir de bir soru geldi. Birisi yoruma şey yazmış. Demenden başka bir şey anlamadım diye. Arkadaşlar, motovlog çekmek sandığınız kadar kolay bir şey değil. Burada biz sürekli doğaçlama yaptığımız için, yani sürekli o an ne düşünürsek onu söylüyoruz. Yani bunun kurgusunu falan yapmıyoruz. Kurgusunu yapmadığımız için de ister istemez düşünürken böyle kelimeler çıkabiliyor. Bunu söylemek istedim. Şimdi evet. Çantamın içi ıslandığı için şöyle açık bıraktım kurusun diye. Kurumuş zaten. Bunu kapatabiliriz artık. Şöyle attırdığım zaman. Evet, tamamdır. Teslimat noktasına gidiyoruz arkadaşlar. Merhaba. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Evet, 2,5 lira bahşiş aldık arkadaşlar. Evet, günün ilk bahşişi 2,5 lira bahşiş aldık abi. Allah bereket versin. Allahu Ekber. Bakalım bugün nasıl enteresan olaylarla karşılaşacağız. Ya bu arada 50cc'ye trend yol yapılmaz diyenler, Allah, ıslandım. Kamera da ıslanmıştır. Tamam. Şu an vizöre kadar ıslandım. Az daha vallahi eziliyorduk, biliyor musunuz? Adam çiğneyecekti bizi, vallahi çiğneyecekti. Gene bir çalışmalar, gene bir işlemler. Baksana abi, her yeri delik deşik ettiler ya. Şundan da bahsedeceğim arkadaşlar. Müsait olduğum zamanlarda yayın açmaya çalışıyorum ama müsait olamıyorum. Twitch üzerinden veya D-Live üzerinden. Yayınları izlerim diyorsanız haftanın bir günü yayın yapacağım. YouTube üzerinden değil ama. Twitch üzerinden, aynı anda D-Live üzerinden, yani iki platform üzerinden yayın yapacağım.
Eğer gelirim diyorsanız bu bir gün belirleyeceğiz ve o günde ben video yüklemeyeceğim, yayın yapacağız. Zaten videoları yetiştirmekte aşırı güçlük çekiyorum. Çünkü bugün mesela bu videoyu çektiğim zaman akşam gidiyorum eve, bunun montajını yapıyorum. Akşam yüklüyorum, sabah 5'te bir daha yükleniyor. Sonra ertesi gün bir daha kalkıyorum, bir daha video çekiyorum, bir daha şey yapıyorum. Montaj yapıp kanalıma yüklüyorum. Yani o yüzden cidden yani günde bir video çok zor oluyor benim için. Bayağı da paket attım vallahi. Saat kaç oldu? Saat 2.30 olmuş. Ben 11'de başladım. Şu an 9'u attım galiba. 9 mu attım? Bilmiyorum. O civarlarda bir şey olması lazım. Evet, siparişimizi aldık şimdi. Şöyle yapalım. Açıyoruz, açıyoruz. Oo. Yakına attı. 100 metre sonra sola dönün. Şimdi biz buradayız. Ha, aşağı ineceğiz. Aşık bu ya. Merhaba. İyi günler. Efendim? Kuryeyim ben. Üst kata bir sipariş bıraktım. Ne? Aman Allah teyze. Arkadaşım çıkar mısın lütfen? Tabii ki. Tabii ki, buyurun. Sen yok bayağı yedin bu arada. Sebep böyle böyle. Buradan nereye gidelim lan? Bilmiyorum, ben şu iki paketi bir Allah'ın izniyle bir teslim edeyim de. Oğlum be, 507 lira ya. Evet arkadaşlar, İkili bir sipariş aldım fakat yer kalmadı çantada çünkü ikinci sipariş 507 TL. Fiş o kadar uzun ki fotoğrafını da çekemedim yani, o kadar. Arka çanta bayağı yüklendi şu an. Motorun denge menge hiçbir şey kalmadı. Yani yokuşta teker yapabiliriz şu an. Yani gaz versen tekere gelecek hayvan, o derece. Merhaba. İyi günler. Tamam ya abi, 5 poşet 5. 5 poşet aynı. Allah helal et, adam bütün maaşı oraya yatırmış. Abi yokuş çıkaracak bana. Abi şaka mısın sen? Ya çıkarım da abi, tekere gelir hayvan ya. Arkası bayağı yüklü şu an. İnşallah ölmeden çıkarız şu yokuşu. Oğlum ön lastik havalanıyor ya. Böyle çukurdan falan geçince. Arkadaki yük çok. Onun havalanıyor lastik. Oh be, çıktık lan. Yavrum benim be. Yavrum benim be. 50 sesi deyip geçmeyin ha. Yokuş çıkmaz diyenlere gelsin abi. Çıktığım yokuş. Arkada yük de var bu arada. Bir
2 3 3 Şurada 4 de bunu nasıl alacağım? Şurada 4 ama alamıyorum. Heh, aldım. Ah. Ah. Merhaba. İyi günler. Abi en çok ne koydu biliyor musunuz? Bana en çok koyan şey 500 liralık sipariş götürüp de bahşiş alamamak. Yani 500 lira abi az para değil ya. Evet. Safir Papayz buradan konaklara. Abi Şişi'de 300 pakete 150 kurye düşüyormuş. Tam gideceğim beni tuttu buraya attı. O yüzden uğraşıyoruz. Ay yukarı çıkacağız yukarı yukarı. Evet abi teslim ettik. Milli Savunma Üniversitesi olduğu için kamera tabii ki de çektirmiyorlardı. O yüzden müşteriyi teslim ederken ki videoyu göremeyeceksiniz. Kusura bakmayın. Şimdi markete doğru uçuyorum abi. Gene yetişmeye çalışıyoruz. Saat 3.30 geçiyor. Yetişirim, her türlü yetişirim de son dakika gidince paket vermiyor abi. O yüzden biraz hızlı ve heyecanlı. Evet. Abi millete dörtlü atıyor, bana geliyor ikili atıyor ya, ben çok sinir oluyorum ya. Ay, ağlamak istiyorum, ağlamak. Kolay gelsin. 135 028. Hadi be, hadi be. Üçle ya veya dörtle ya. 15 dakika var ya. Rota oluşmuş. Sağa dönün, ardından sola dönün. Sağa dönün, ardından sola dönün. Allah'ım diğer de yakınsa 2 dakika hızlıca atalım. Bir ikili de alsam tadından yenmez. Barış noktasına ulaştınız. Merhaba. İyi günler. Eyvallah. Kolay gelsin abi. Bu arada kameranın iki defa şarjı bitti. Doldurmak zorunda kaldım. Yani bütün siparişleri göremeyeceksiniz videoda. Her neyse şu an 7. vlog yüklendi. Yorumlar gelmeye devam ediyor.
Abi herkes yokuş çıkıyor mu diye sormuş da videonun sonunda öyle bir yokuş çıkıyorum ki zaten videoda gösteriyorum. Ona rağmen hala yokuş çıkıyor mu diye soranlar var. Arkadaşlar, yokuş çıkıyor. Abi asansör yok mu ya? Tövbe. Merhaba. İyi günler.